اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفرانك ربنا واليك المصير Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli arkadaşlar, bugün sokağa çıkma yasağı olan bir gün. Efendim, 5 Aralık 2020 günlerden cumartesi İnşallah önemli meselelerle tekrar karşınızdayız İnşallah. Bugün anlatacağımız konu son derece önemli. Hatta size şunu söyleyebilirim. Yani aleykümselam dünyalara sahip olmaktan daha iyi diyebilirim. Yani şimdi şu derse anlatacaklarımı bir insan anlasa dünyalara sahip olmaktan onun için iyidir. Dünyalara sahip olmaktan onun için iyidir ya daha güzeldir yani daha zevklidir. Ya ben aslında bunu belki siz de hissedersiniz. Şimdi biliyorsunuz insanlar hırs ile dünyanın peşinde koşuyorlar. Hırs ile. İnsan o kadar harika bir varlık ki arkadaşlar. Ya ah ben size devamlı insan insan diyor. Sizi yani insanın kendini tanıması çok zordur. Hadi hani Kişi kendisini bilmesi kendini bilen Rabbini bilir demişler zaten. Yani insanın, insanız ama kendimizi ne kadar tanıyoruz? Biz çok kıymetli bir varlığız. Şimdi insan, hani bizim padişahdan bir tanesi demiş herhalde bunu. Demiş ki bu dünya iki padişaha az demiş. Birisine çok, bir kişi bir kişi için çok ama ikisine de az demiş. Bu aslında bir gerçeği ifade etmiş arkadaşlar. İnsanda öyle bir acayip hissiyat var ki yani ona bütün dünyayı versen size ha yani size ona derken yanlış anlaşılmasın size sen insansın ya o kadar acayip bir varlıksın ki inanamazsın. Diyor bir insana bu dünyanın tamamını verseniz yeterli olmaz. Doymaz. Neden? Hiç düşündünüz mü neden? Çünkü sen öyle bir acayip varlıksın ki o kadar geniş bir mülk istiyorsun ki Dünya onun yanında hiç kalır. Sende o duygular var. Ya arkadaşlar duygu var, duygu. Ya şimdi senin nasıl miden yemek istiyor da ancak bu mide yemekle doyar. Bu göz bakmakla doyar. Bu kulak dinlemekle doyar. Mal sahibi olma diye bir istek var insanda. Mal sahibi olmak. Evet. Mal sahibi olma isteği var. E bir de şimdi bakıyoruz bütün dünya benimde olsa yetmiyor. E o zaman bu duygu ne olacak şimdi? Bu duygu nasıl tatmin olacak? Ya arkadaşlar. İşte ben size bu dünyanın sahibi olmak değil adeta bütün kainatın sahibi olmak gibi meseleler size anlatacağım. Belki çok, belki hiçbir yerde bulamazsınız diyebilirim. O kadar yani. risale var bunlar tabii. O da çıkarabilirsen. O da çıkarabilirsen. Evet arkadaşlar bugün aslında bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Ben öyle ben için de öyle diyebilirim. Biliyorsunuz biz ben kardeşim de orada bizi görüyor. Denizli Yatağanlıyız. Denizli Yatağanlıyız. Yatağan Türkiye'de tanınmış bir kasabadır. Tanınmış bir kasabadır. Neyle tanınmış? Bıçaklarıyla tanınmış arkadaşlar. Denizli Yatağan çok meşhur bir yerdir. Tahmin ediyorum. Belki en az Türkiye'de yüzde doksan evde bizim köyün imalatı olan bıçaklar mevcuttur. Yani bizim köyümüz böyle çok eskiden beri Osmanlı döneminden beri kılıç yapan, efendim orduya silah yapan bir kasaba. Yanındaki kasaba yapamaz. Değil böyle vilayet, mesela Denizli vilayeti falan böyle yerler yok. Türkiye'de Tek tük var, hani Taş Taşkent gibi Konya'daki mesela veya Sürmene gibi mesela böyle tek tük kasabalar var. Vat Denizi yatağın bu konularda çok meşhur arkadaşlar gerçekten Osmanlı döneminde çok hani kılıçlar yatağın denen farklı bıçaklar yapması diye veya halkın bıçak ihtiyacını karşılama noktasında şu anda hala çok meşhur bir yerdir köyümüz bu şekilde ülkemize de hizmet etmektedir. Hem de tabi teknolojide takip ediyorlar. Çok eskiye göre çok daha farklı ve güzel bıçaklar da imal ediyorlar. Zaten hemen hemen herkesin evinde bizim bu bıçaklarımızdan mevcuttur. Bir yönümüz böyle. Eskinin e, medresesi dediğimiz, zaten bizim medrese camisi derler bizim oradaki camiyede. E, eskinin üniversitesi de bizim köydeymiş. Yani Antalya'dan, Konya'dan, e, o sevdiği şehir taraflarına vesaire e, veya o bölgeden efendim çok talebeler gelip bizim köyde eğitim alırlarmış. Yani eğitim yüzey, e, seviyesi yüksek bir köy. Dolayısıyla bu eğitim güzel olduğu için bizim köyde kavga törüste pek çıkmazmış. Dolayısıyla yakın komşu köylerimize göre daha kalabalık olmamıza rağmen bizim köyde hiçbir zaman bir karakol olmamıştır. Hala da yoktur. Kavga dövüş olmaz pek yani. Öyle güzel bir köy. Efendim köyümüzle ilgili başka Türkiye çapında hepimizin tanıdığı Profesör Cevat Akşit hoca biliyorsunuz. O da bizim kendi köylümüzdür. Efendim biz çok bizim hemen Bitişik camide hocalık yapardı ki genel gelmeye de devam eder sık, sık Efendim biz de çocukluğumuzda onu bazen dinleyerek büyümüştük. Allah razı olsun. Asıl mesele bugün ne? Arkadaşlar bugünkü mesele bak Süleyman Altıntaş da onu izliyor şimdi. Hacı Cevat Akşit Hoca Süleyman'ın dayısı olur. Ve bugün bugünün önemi ne arkadaşlar? Bugünün önemi şu. Bugün Türkiye ilk defa jet motorunu çalıştırdı ve kullanmaya başladı. Allah razı olsun Süleyman Kadın. Ben de sizi de tebrik ediyorum ayrıca. Evet. Mahmut Akşit. Cihat Akşit hocamızın oğlu. Bugün Türkiye'miz tarihi bir gün yaşadı. Efendim yılların emeği ve çalışması neticesinde jet motoru üretime geçti. Seri üretimde yapılıyor. Artık e, uçaklarda ve helikopterlerde kullanmaya başladı. Ve Türkiye için bu büyük bir başarıdır. Mahmut Akşit Cihat Akşit'in oğludur. Efendim bizim Süleyman de daisinde olup oluyor durum böyle. Efendim ben bir meseleyi daha size söyleyeceğim arkadaşlar. Yani bunlar gurur verici şeyler olduğunu söylüyorum ve Cevat Akşit hocamıza bu konuda tebrik ediyorum. Biliyorsun Mahmut Akşit jet motoru yapacak seviyede bir ilim adamı kendisi aynı zamanda. Efendim Amerika'da yetişiyor, çok kıymetli bir eleman ve Türkiye'ye gelmek istiyor babası da Cevat Akşit hocanın milliyetçiliğidir bu. Onu da söyleyeyim size. Mesela e, tabii çok biliyorsunuz bizim beyinlerimiz e, Avrupa'da Amerika'dadır. Babası Cevat Akşit Hoca diyor ki hayır oğlum memleketine hizmet edecek. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Bakın milliyetçilik duygusu ne kadar önemli. Orada onun önüne çek koyuyorlar. İstediğin miktarı yaz kal Amerika'da. Para önemli değil ne kadar istiyorsan miktarı kendin yaz. Amerika'da çalış Amerika'da hizmet et diyorlar. Cevat Akşit Hoca Allah razı olsun diyor ki benim oğlum ülkesine hizmet edecek. Ve etti arkadaşlar. Maşallah. Etti. Şimdi bir de şu var yalnız bu arada onu da belirtmemiz gerekiyor. Herkesin hakkını vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Dost düşman diye bir şey yok. Hakkını vereceksin. Takdir etmeyi bileceksin. Şimdi diyelim ki Mahmut Akşit kardeşimiz efendim Türkiye'ye geldi. Değeri bilinmeyebilirdi. Herhangi bir hoca gibi üniversiteden gelip geçebilir de ona fırsatlar verilmezse. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bizzat Cevat Akşi'de gidip kız ister gibi oğlunu istiyor. İşte baştaki kaptan durumundaki idareciler çok önemli. Eğer e, ülke içindeki beyinleri onlar değerlendirecekler. Biliyorsunuz geçmiş tarihlerde e, böyle hadi mesela diyelim ki aslında daha güzel mesela adam silah yapmış hapse atarlardı. Adam uçacak bir şey yapmış. Hapse atarlardı. Baştakiler çok önemliydi. Hani bir onlar meşhur bir hadise var. 60'ında Türkiye araba yapıyor. Mahsustan yakıtını koymuyorlar. Efendim çalışmadı, iptal. Baştakiler bozuktu. Anlıyor musunuz? Bak şimdi baştakiler diyor ki değerlendirelim, yapalım. Onlar değerlendirmeseydi diyelim ki e, Mahmut Akşit bu başarıyı gösteremezdi. İmkan verilmesi olmazdı. Arkadaşlar kaptan çok önemli. Devleti idare edenler çok önemli. Onun için biz Devletin başındakilere dua ediyoruz, Allah hayırlı işlerden muvaffak etsin, şer işlerden de onları uzak etsin. Onlar bir geminin kaptanı gibi, gemiyi batırırlarsa hep beraber batarız. O zaman biz onların başarılı olması için, hayırlı işlerde muvaffak olması için dua edeceğiz. Yanlış yapırlarsa ikaz edeceğiz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Onun için baştakiler, kaptanlar, uçaklarda pilotlar son derece önemlidir. Dolayısıyla köyümüz adına da çok ülke adına aslında ülke adına çok büyük gurur verici bir gün yaşadık bugün. E bu da yani kendi köylümüz olmak hasebiyle çok da yakından tanıdığımız az çok yakından akrabamız da olmak hasebiyle ayrıca iftihar ediyoruz. İnşallah ülkemiz bu şekilde önü açık olarak gider ve gidiyor. Allah ülkemiz için gayret edenlerin hepsine yardım etsin. Ülkemizin aleyhinde çalışan hainleri de kahru perişan etsin. Sen ben şu bu yok arkadaşlar. Kim ülke için bir taş üstüne taş koyuyorsa Allah razı olsun, Allah ona yardım etsin. Hem kim ki bilerek ülkenin aleyhine çalışıyorsa Allah onu kavru perişan etsin. Bu kadar. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Şimdi efendim bir hadis-i şerif okuyalım. Sonra konumuza geçeceğiz ama konumuz çok önemli arkadaşlar. Biliyorsun ben her zaman böyle diyorum size. Efendim milliyetçilik yanlış anlamasın mı? Ha. Yani ırkçılıkla ayrı. Memleketi milleti sevmek ayrıdır. Memleketi milleti sevmek Dindendir ha. Yani peygamberimiz diyor ki bir kişi kavmini sevmekten dolayı ayıplanamaz. Aman ha dengeli gidelim. Zaten bugünkü konumuzda bir nevi o manada yani. Ölçülü olmak. Mesele budur. Alemdeki bütün güzellikler ölçüden kaynaklanır arkadaşlar. Ölçü, ölçü, ölçü. Dinimizde ayetlerle sabit ölçü esastır. Ölçü kainatı ihata etmiştir. Alemdeki bütün güzellikler ölçüden kaynaklanır. Geleceğiz şimdi. Yani yeni gelmeyeceğiz. Mesela şimdi şu gözlük güzeldir arkadaşlar. Bak işimizi görüyor değil mi? Evet. Ölçü güzel. Niye güzel bu gözlük? Ölçülü olduğu için güzel. Bak. Şimdi bu çok büyük olsa güzel olur muydu? Olmaz. Peki küçücük bir şey olsa olmaz. işte görmez. Olmaz. Güzellik ölçüden gelir. Arkadaşlar yorumlarınızı okuyacağım. Merak etmeyin. Ha, onun için ee, yazın. Çeşitli aklınıza gelen fikirlerde yazın yorumlarımızı değerlendireceğiz. Konumuzu bir halledelim inşallah. Önce efendim dersimiz bir hadis-i şerifle başlaması için bir hadis-i şerif okuyoruz inşallah. Ramuz el-Ehadis kitabından efendim sayfa 47 numara 10. Bugün çok olduğu için bu hadis-i şerifi sizin için seçtim. Ebu Şakre radıyallahu anh'den nakleden bir hadis-i şerif. Başlarının üzerini deve hörpücü gibi yapan kadınları gördüğünüzde. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çağ. 100 sene önce belki görmezsiniz. 100 sene. Bu hadis-i 1400 sene önce söylendi. Belki 1300 sene böyle kadınlar yoktu piyasada. Ama şimdi bol miktarda mevcuttur. İşte Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki başlarının üzerini deve hörkücü gibi yapan kadınları gördüğünüzde onlara hiçbir namazlarının kabul olmayacağını bildiriniz demiş. Buyurun şimdi. Buyurun şimdi. Ne demiş? Onlara deyin ki hiçbir namazları kabul değil. Buradan ne anlaşılıyor? Ha? Bu hadislerden ne anlaşılıyor arkadaşlar? Bak biraz kafa işledin ha. Demek ki bunu yapan kadınlar Müslümanız diyecekler. Değil mi? Demek ki bunu yapan kadınlar namaz kılacaklar. Hadisten o anlaşılmıyor mu? Diyor Namazları kabul olmayacak ya onlara söyleyin. Ne demek o? O başı deve hırkıcı gibi olan kadınlar namaz kılacak. Müslüman olacaklar. İşte siz onlara deyin ki namazları kabul olmayacak. Buyurun. Hani bazen diyor ya, efendim parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Efendim belki o da Allah katında çok iyidir. Belki sen kötüsündür. Ya kardeşim bırakın öyle işleri ya. Peygamber sen demiş ki bunun namazları kabul olmaz. Söyleyin demiş hem de. Varacan sen de o kadar diyeceksin şu sünnet yerine gelsin diye. Sizin kıldığınız namaz kabul değil. Çünkü ben memurken çalışırken yani bunu görüyordum. Tamam açık saçık kadınlar öğretmenlik yapıyorlardı. Ama namazı kılıyorlardı. Ben bu hadisleri belki de o zaman bilmiyordum. Bilmiyorum. Bilsem söylerdim. Peygamber Efendimiz sizin için demiş ki namazlarınız kabul değil. Şimdi ve böyle diyorum ya. Şimdi bazılar var ya hani biliyorsun müjdeleyin efendim korkutmayın falan filan diye. Peygamber Efendimiz diyor ve ene nezirum bin Ben apaçık bir uyarıcıyım diyor. Kardeşim ikaz edeceksin. Adam göz göre göre yanlış giderken ya merak etme iyi gidiyorsun denir mi? Kardeşim tehlike var aman kendine gel dersiniz var. Demek gereken bu işte bunu diyelim. Bak Peygamber bize diyor bak onlara öyle deyin diyor. Sen de de. De ki sizin kabul değil böyle açık saçık başınız böyle olduğu sürece. Tamam arkadaşlar din ya. Din ya. Biz Peygamber e uyacağız. Onun dediği gibi yapacağız ya. Kafamızdan olmaz. E kafamızdan kim iyi kim kötü Allah bilir. Tabii bir Doğru. Şimdi sen ben Allah kanına nasıl iyi olduğumu söyleyebilir miyim? Ben kendimi bilemiyorum. Ben şimdi Allah kanına iyi miyim kötü müyüm ben nereden bileceğim? Ya ben kendimi bilmiyorum seni nereden bileyim? Peki o zaman biz bu bilinmemezlik içinde mi yaşayacağız? Hayır. Ölçü. Bak bugünkü dersimizde ölçü. Ölçüyü elimize alacağız. cenab bakın iyi dediklerine iyi diyeceğiz. Kötü dediklerine kötü diyeceğiz. Peygamber iyi dediğine iyi diyeceğiz. Kötü de kötü diyeceğiz. Öyle bileceğiz yani. Kendimiz de ölçüye vuracağız. O ölçüye uygun olan hareketlerimiz güzeldir. Uygun olmayanlar da güzel değildir. Böyle gitmezsek önümüzü göremeyiz. Zaten bu hocalar olsun, başkaları olsun bizim böyle net görmemizi engellemeye uğraşıyorlar. Öyle ya şimdi efendim bir fahişe bir köpeğe su verdi o cennetlik. Adam ömür boyu namaz kıldı bir yanlış hareketi o cehennemlik. O zaman kim ne iyi kim iyi kim kötü bilemeyiz. Olmaz böyle olmaz. Kardeşim iyi de bellidir kötü de bellidir. Ama biz şu şahıs iyidir Allah katında makbuldür diyemeyiz. Çünkü ben kendimi bilemiyorum. Ben kendimi bilemiyorum iyi miyim kötü müyüm. Neden bir ben Allah katında nasılım? Ama zahire göre nedir? Çok meşhur hüküm. Bak kardeşimiz yazdı ora. Şeriat zahire göre bakar. Şeriat zahire göre hükmeder kardeşim. Sen de öyle yapacaksın. Zahiren açık saçık içki kumar her şey var adamda. Bu kötü kardeşim. Allah için kızacaksın. Evet namazı abdesti falan adam. Bunu da seveceksin. Yahu adam belki de münafıktır. Bana ne? Hı? Bana ne? Ben ondan mesul değilim ki. Şimdi size soruyorum. Sahabelerin içerisinde 70 tane münafık vardı. İsimlerini Peygamber hocam tek tek yazdırdı Huzeyfe Hazretlerine. Yani biliniyordu. Ama diğer sahabeler bilmiyordu. Biz de bilmiyoruz hala. Biz de hala o 70 münafık kimdi bilmiyoruz. Ve biz belki o münafıkları sahabe diye hala övüyoruz şu anda. Var mı bir sakıncası bizim için? Yok diye. Çünkü biz içini bilmek zorunda değiliz ki. Biz zahire bakıyoruz. Zahiren namazını yapsan sahabedir. İçin münafık ben bilmiyorum. Ben dışına göre onu sahabe bilir ve sahabe olarak da severim. Suç değil. Suç değil. Sen bir adamı seversin. Ya Allah yolunda iyi insan falan diye. Belki Allah kanında çok kötü bir insandır. Bilmiyorum ki ben. Dışına göre iyi. Severim. Mükafatımı alırım. Dışına göre çok kötü. Dinimizin ölçülerine göre yanlış işler yapıyor. Ona da kızarım. Efendim Allah kanında belki de o evliyadır. Beni ilgilendirmez. Mesul değilim yani. Arkadaşlar bu ölçü... Bak konumuz ölçü. Bugünkü meselemiz ölçüdür ha. Size öyle ölçüden bahsedeceğim. Allah nasip ederse inşallah. Kardeşim yani ismi azam mertebesine terakki. Bak bu terakki meselesini anlatayım. Arkadaşlar biliyorsunuz Üstad Hazretleri tarikat zamanı değil demiş. Bir kere tarikatın ne olduğunu size geçen de söyledim. Tarikat demek manevi terakki için girilen yol demekti. Girilen yol demekti. Fakat... Son zamanda, ki 100 senedir bunu söyleyebiliriz. Evet, evet, evet. E, o o cümlede yanlış olduğunu söylemiştik İbrahim kardeşim. Şimdi 100 seneden beri hemen hemen tarikatlar o eski evliya yetiştirme özelliğini kaybetmişler. Asrın imamı Bediüzzaman Hazretleri artık tarikat zamanı değil diyor. E peki tarikatlar vasfını kaybettiği Bu insanlar herhalde terakki etmeye devam edecekler. O zaman yeni bir yol açılmış olması gerekir. Evet arkadaşlar yeni yollar açıldı. Hem de çok hızlı şekilde sizi terakki ettiren yollar açıldı. İşte ben bu kardeşimiz size bu yolları gösteriyor aslında. Eğer siz gerçekten bu yollara gitmek istiyorsanız hem manevi olarak terakki edelim hem imanımız inkişaf etsin kuvvetlensin istiyorsanız bunu bizim derslerimizde bulabilirsiniz. Evet biz anlatırız ama tabi sana da alıcı olmak düşüyor. Eğer alabilirsen terakki edersin. Hatta terakki ettiğinin farkına bile varmazsın. Terakki de iki yol vardı. Tarikatlar biliyorsunuz. Hani niye Nakşi tarikatı var, Kadiri tarikatı var, Rufai var, başka bir sürü tarikat var. Niye ayrı ayrı? Çünkü insanların e, fıtratları farklı farklı, meşrepleri farklı farklı. Birisi tatlı seviyor, birisi ekşi seviyor Türkçesi. E o zaman onlar elbette farklı tarikatlara gidecekler. Meşrepler farklı olacak. Bunda normallik yok. Bunlar da yok. Bir de iki ana terakki yeri var. Birisi tevhidde terakkidir. Bu tevhidde terakki demek Cenab-ı Hakın varlığını ve birliğini anlamada terakki etmektir. En yüksek mertebeye geldiği zaman en son derler ki La mevcuda illahu demişler onlar. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri'nin meşrebidir. <laughs> Demişler ki Allah var kardeşim. Allah'tan başka bir şey yok demişler. Bir de şuraya gelmişler. La meşhude illahu. Ya görünen hiçbir şey yok demişler ya. Hepsi bunlar ayna gibidir Allah'ı gösteriyorlar. O görünüyor demişler. Çünkü görmüşler. Bu şekilde terakki var. İki şekilde terakki var arkadaşlar. İşte Risale-i Nur. Bakın bu mesela tevhidde terakki eden tarikatlar ayrı. Marifetullah'ta terakki eden tarikatlar ayrıydı. Bakın öyle kolay değil bu yollar yani hepsinin üniversitesi ayrı ayrı dedi yani şimdi ahir zamanda Cenab-ı Hak bize Risale-i Nurlar ile hem tevhidde müthiş terakki ismi azam'a kadar terakki hem marifetullah'ta terakki yolunu Risale-i Nurlar ile vermiş ben bunu iddia değil bu ben size bunu göstere göstere yapacağım bugün de mesela onlardan birisi ismi azam mertebesinde Adl isminin tecellisini alemde size inşallah göstereceğim. Evet, eğer bunu ben güzel anlatabilirsem, siz de güzel anlayabilirseniz hem Tevhid'de hem Marifetullah'da yani Adl isminde terakki etmiş olacaksınız. Kardeşim ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Buna iman hakikati denir. Üstad hazretleri, bakın işte bir şey söyleyeceğim. Yani size bir de ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Size ne lazım biliyor musunuz? Merak lazım merak. He Ahmet görürüz kardeşim. Var mı merakınız? İnsanı sevk edecek şey meraktır. Merak duygusu. Çok olması lazım. Üstad Hazretlerinde o kadar aşkı hakikat, o kadar merak duygusu var ki. Ne diyor biliyor musunuz? Bak buradan kendi yazından okuyacağım size. <laughs> Eğer bütün dünya bana verilse, bir hakikati imaniyeyi feda edemiyorum. Yani iman hakikatını anlamış ya. Hani onu ver de dünya senin olsun deseler vermem diyor. Dikkat et, dikkat et. Biz diyelim ki yani mesela bir ay çalışıyorsun, üç beş bin lira para kazanıyorsun. Bütün dünyayı sana verelim. Gel şu elindeki iman hakikatlarını bana, bir tanesini bana ver deseler ben bunu kabul etmem diyor. Arkadaşlar hikaye değil. Aynı şeyi ben de hissediyorum. Şu anda benim elde ettiğin bu iman hakikatlerine karşı Selahattin gel mesela bu iman kadar öğrenmedeki haline dön öğrenmeden önceki haline dön sana bütün dünyayı verilmesi vallahi verme billahi verme. Geçici dünyayı niye alayım ben? Bu iman hakikatları o kadar güzeldir harikadır ama insanda biraz merak olacak. Bunları öğrenmeye karşı merak olacak. Bakın üstaddaki merak bende yok. Nasıl bir merak var? Dikkatinizi çekerim. Evet nerede okuyoruz? Dokuzuncu mektup. Hani burada Hristiyanlık okuyan arkadaşlarımız var. Yerini söylemiş olalım. Bakın Üstad Hazretleri ne diyor? Bir hakikatin şundan söyleyeyim. Bütün dünya benim olsa. Üstad Hazretleri ne diyor? Bakın. Bütün dünya benim olsa. Bir tek hakaiki imaniyenin vücut bulması. Yani bir imani meseleyi. Bak bugün anlatacağım size. Onu anlamak için hiç tereddüt etmeden nefsim vermeye itaat ediyor diyor. Bir hak, şu bugün anlatacağımız hakikat İsmi bir hakikattır. Şimdi bu hakikati anlamak için, Üstad'ın dediği Türkçesi bu. Ben o hakikati anlamak için eğer, eğer dünya benim olsa vermem gerekse veririm diyor. Hiç tereddüt etmem diyor. o hakikat daha kıymetli benim için diyor. Arkadaşlar bizde de biraz, bende o yok. Bende o yok. Ama ya biraz merakım var bu konuda. Nasıl biliyor musunuz? Mesela benim belki yıllarca kafamda dolaşan sorular olmuştur. Yıllarca. Bazı hakikatler inkişaf ettiği zaman oturup ağlamışımdır. Sevincimden ha. Bazı hakikatler inkişaf ettiği zaman oynamışımdır. Sevincimden. Neler? Hatta bir gün bak şimdi aklıma geldi. Okulda öğretmenim, öğretmen odasındayım. Bir, orada eğri bir saat gördüm. Saatin turşu eğri. Ondan bir hakikat inkişaf edeyim. O kadar sevindim ki sevincim dışa yansıdı. Öğretmenler etrafında topladı. Ya ne oluyor sana ne oldu hayırdır diye yani. Arkadaş biraz merak olacak ya. Yeni bir şey öğrenmek için bir efendim heyecan, bir arzu, bir koşuşturma olacak ya. Ya bir meseleyi öğrenmek için Üstad zamanında nice zatlar saatlerce günlerce yol gitmişler. Bu kardeşiniz de gitti. Ben bazen bir meseleyi öğrenmek için saatlerce otobüse yol gittiğimi bilirim. Biraz merak lazım. Sende de olsun. Merakın kadar eline geçer kardeşim. Mesela söyleyeyim. Merakın kadar eline bir şey geçer. O yüzden biraz bu hak kadar öğrenmeye meraklı olalım. Evet, evet. Dolayısıyla bu meseleyi bir söyleyelim şimdi. Şimdi konumuz ölçü. Yani alemdeki her şeyde bir ölçünün oluşudur. Bunu önce bir ayet-i kerimede görelim arkadaşlar. Tek Başka ayetler de var. Tabi ben size tek ayet okuyacağım zaten yeterli olacak sizin için. Nedir o? Bismillahirrahmanirrahim. Bu efendim efendim ee, Kamer suresi 49. ayet arkadaşlar. Okuyorum. Efendim 49 bu tarafta. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnne külle şeyin halaknahu bi miktar. Bu kadar. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. İnne şüphesiz biz külle şeyin her şeyi halakna yarattık bir miktar ölçü. Bu kadar. Bak başka da var. Başka da var ama tek bu ayet yeterli bak. Yani sayfada bir satırın da yarısı kadar. ''İnna külle şeyin halaknahu bir kadar. Biz her şeyi şüphesiz bir ölçü ile yarattık diyor. Bu ismi azam mertebesinde bir hakikattır. Yani alemde neye bakarsanız bakın bunu göreceksiniz. İsmi azam o demek zaten. Her yerde tecellisi var. Çok aramaya gerek yok. Çok aramaya gerek yok. Mesela, mesela ateşe baktınız. İşin bir büyüklüğü var. Ele bakın. Elinde bir büyüklüğü var. Ölçü işte. Ölçü. E şimdi bu dişler el kadar olsa nasıl olacaktı? Olmaz. Peki el diş kadar olsa nasıl olurdu? Olmaz. iş görmez. Ölçüyü görüyor musunuz? Alemdeki bütün güzellikler arkadaşlar ölçünün tam olmasından gelir. Burada burada ee, şöyle bir şey daha var. Yani ölçünün dışına çıktı mı çirkinlik gelir. Veya şöyle diyelim şimdi. Bir şey ölçülüyse güzeldir. Veya bir şey güzelse ölçülüdür. Bakın şimdi tabirlere dikkat edin bak. Bir şey ölçülüyse güzeldir. Mesela yemeğin tadı neyle gelir? Tuzla gelir. Yemek tuz olmadı mı? Tadı olmaz, değil mi? Tuzu ektik, tuzu ektik, yemek tatlandı ve lezzetlendi, değil mi? Yemeğin tadı tuzla geldi. Ne kadar tuz attık? Tam olması gereken kadar. Eğer biz tuzu tam olması gereken kadar attıksa ne oluyor? Yemek lezzetli, güzel. Peki. Tuz yok zaten tadı yok. Ya tuz iyi bir şey ya. Yani <laughs> tatlandırıyor yemeği. Bolca tuz asak ne oluyor? <laughs> Bu sefer de yemek zehir gibi olur. Allah Allah. Güzellik neredeymiş? Ölçüdeymiş. İşte ifrat ve tefrit edilen hadiseler hep budur. Olması gereken miktar her alanda ama olması gereken miktardaysa güzeldir. Dışına çıktığı zaman çirkinlik meydana gelir. Şimdi hemen birden size söyleyeceğim. Alemde her şey güzeldir. Değil mi? Her şey güzeldir. Öyleyse ölçülüdür. Öyleyse ölçülüdür. Ölçülü değilse çirkindir. E alemde her şey güzel. Her şey güzel. Kirazda güzel, da güzel, buzda güzel, güneşte buz güzel, ayda güneş güzel. Ay da güzel. E her şey güzel. Öyleyse ölçüleri tam yerindedir. Örnek veriyorum. Şimdi güneşe bak. Güneş güzel değil mi? Herkes sabah oldu mu güneşi bütün hayvan, haşerat, bitkiler var ya bitkiler bile görürsünüz güneşe doğru dönerler. Güneşi bekler herkes hasretle. Güneş olmasa hayat yok çünkü. Güneş güzel yani. Peki. Peki. Güneş güzel. Güneş biraz daha büyük olsaydı yakardı. Güzel olur muydu? Olmazdı. Yakardı. Nasıl güzel olacak? Peki biraz küçük olsaydı? E güneş o zaman da bizi ısıtmazdı, yeterince biz ısınamazdık. Biz ölürdük, üşürdük, mahvolduk. Güneş güzel mi? Güzel. Demek ki tam ideal ölçüsündedir. Tamam. Dönüyorum. Bu göz güzel. Bak hepimizin gözleri hep aynı. Ölçüde. Büyüklüklerinden bahsediyoruz şu anda. Her alanda ölçü var. Biz şimdi sadece büyüklükten bahsediyoruz. Bakın koca güneş. Dünyadan 1 milyon 300 bin defa büyük. Bu kadar büyük. Ha biraz küçük de olabilirdi. Güzel olmazdı. Üşürdük. Hayat olmazdı. Üşürdük. Göze geliyoruz. Gözümüz de bu kadar bakın. Yani yumurtadan daha küçük. Peki bu göz daha küçük de olabilirdi. Yani daha küçük gözler var. Net güzel görüyor. Hayvanlarda kuşlarda görüyoruz. Sade demek ki iş gö görmede değil. Bu göz tam olması gereken ölçüdedir. Peki biraz daha büyük ol olsaydı? Var değil mi? Bu büyük büyük gözler var. Hayvanlarda görüyoruz. Aleykümselam kardeşim. Güzel olur muydu? Olmazdı. Peki daha küçük olsaydı? Çirkin olurdu. Ama güzel. Demek ki tam olması gereken ölçüde. Tam olması gereken ölçüde. Güzellik ölçüden geliyor. Dişler, bakın büyüklükleri bu kadar. Halbuki hayvanlarda görüyoruz ki değişik değişik dişler var. Bizimki böyle. Tam bizim şeyimize uygun ölçüde diş yapılmış. Güzellik oradan geliyor. Evet. Peki dönerim şimdi. Mesela bir şeyi yapacaksınız. Bunlar önemli arkadaşlar. Dedim ya neye baksak bunu göreceğiz çünkü. Neye bakarsak ölçü. Şimdi bir adam kalem yapacak. Bu da tevhide işaret var. Dikkatinizi çekerim. Kalem yapacak. Ne kadar büyüklükte olsun? Nasıl karar verecek? Nasıl karar verecek? Şimdi bakın kafanız çalıştırın ha tefekkür yapacağız. Tevhitte ve marifetullah'ta terakki edeceğiz. Öyle birden lafla e, terakki olmuyor. Bakın şimdi size ben şunu da söyleyeceğim. Hani bizim arkadaşlar bazen bana diyorlar ya. Çok böyle arkadaşlarım Allah'a çok samimi arkadaşlar. Ya hocam bir dua et biz terakki edelim diyorlar. Bir terakki yani biz bir dua et biz terakki edelim. Arkadaşlar terakki öyle olmuyor. Hani mesela desen ki sen şimdi hocam ben doktor alacağım. Bir dua et doktor olayım ben. E, dua ederim ama uzun bir çalışma yapman gerekiyor. İmtihanları geçmen gerekiyor. Öyle kolay olmaz. Öyle kolay olmaz. Sen maddi terakki bu kadar emek isterken manevi yollardaki terakkiyi kolay mı zannediyorsunuz siz? Öyle bir dua ettim hemen verdi öyle iş yok. Çalışacaksın. Bak şimdi ben size işte o yolu gösteriyorum. Ben size bir numune göstereceğim. O numuneden siz devam edeceksiniz. Başka tefekkürler yapacaksınız. Büyüklükler. Şimdi mesela kaleme gene döneceğim. Şimdi büyüklükteki ölçülere dikkat edin. Güzelliklere devam edelim bakalım. Şimdi Karıncayı görüyorsunuz. Büyüklüğü ne kadar? Küçük. Karınca küçük bir mahluk. Çok. Çeşitler de var ama küçük bir mahluk. Peki size soruyorum. Karınca el kadar olsaydı ne olurdu? Hayat olmazdı. Bak güneş biraz küçük olsa hayat yok. Biraz büyük olsa hayat yok. Karınca biraz büyük olsa hayat yok. Biraz küçük olsa hayat yok dünyada. Yer bitirir ortalığı. Canavar. Nereye gücün yetecek? Kim karar verdi kardeşim? Güneşin o büyüklükte olması gerektiğine, karıncanın bu büyüklükte olması gerektiğine, köpeğin bu büyüklükte olması gerektiğine kim karar verdi? Köpek de karınca kadar olsa hiçbir önem olmazdı. Ne gölge görev ki? E peki köpek de fil kadar olsaydı e güç yetmezdi. Bu tam o uygun ölçülere kim karar veriyor? Bakın şimdi bana bakın her şeyi ölçülü. Bak bu dediğim her yerde var. Karpuz da var, ceviz de var, nohut da var. Vücudun her bir, her bandı, elde var, gerçeği buralarda. Bu ölçülere kim karar verdi? Nasıl karar veriliyor buna? Kardeşim öyle birden karar verilmez. Karar vermek için sonsuz ilim gerekiyor. Yani şimdi kalemden başlayayım belki daha güzel olacak. Şimdi diyelim ki yaz yazmak için kalem yapılacak. Bu kalem ne kadar büyük olsun? Nasıl karar verilecek? Soruyorum size şimdi. Bunu kullanacak adam bilmeden bunu tutacak el, parmaklar bilinmeden bu kalem yapılabilir mi? Tefekkür böyle oluyor. Bu kalemi uygun ölçü bak tam bize göre yapılmış bu. Ben bilinmeden, insan bilmeden, el bilinmeden, parmaklar bilinmeden, kağıt, kalıp şey bilinmeden bu kalem yapılabilir mi? Yapılamaz. Bunu yapacak adam eğer tam uygun ölçüde yapacaksa kağıdı da bilecek, kalemi de, şeyi de bilecek, senin elini de bilecek, parmaklarını da bilecek, büyüklüklerini bilecek, her şeyi bilecek ki tam ölçüde yapabilsin. Tamam mı şimdi? Karıncayı o ölçüde yapacak olan daha küçük yaparsa ne olacağını, daha büyük yaparsa ne olacağını bilmesi gerekir. Bilmezse yapamaz. Demek ki. O ölçüde yapabilmek sonsuz ilimle olur, tesadüfle değil. Çünkü karınca küçük de olabilir, büyük de olabilir. Her şey olabilir. Ama tam olması gereken ölçüde onu yapmak sonsuz ilim gerekir. Her şeyi onunla irtibatlı her şeyi bileceksin ki onu tam ölçüde yapasın. Karınca tam ölçüsünde mi? Evet. Evet. O zaman bilerek yapılmıştır. Hem de sonsuz bir ilimle yapılmıştır. Bu kalem tam ölçüsünde mi? Evet. O zaman bunu yapan adam bak insan bunu yapan adam eli de biliyor, parmağı da biliyor, seni de biliyor, her şeyi biliyor, ona göre yapmış. Bilmeseydi yapamazdı yani ha. Bilmeseydi tam ölçüde olamazdı. Çünkü bu kalem küçük de olabilir, çok büyük de olabilir. Bak olabilirler var. İçinde olması gereken en uygun ölçüde ise bilerek yapılmıştır. Burayı iyi anladık mı arkadaşlar? Bakın dikkat edin. bir daha söylüyorum burayı. Buna tevhid denir. Bir bilen yapanı var. Yapan bütün bunları biliyor. Yani bir şey bütün ihtimaller içerisinde en uygun ölçüde ise bilerek yapılmıştır. Öyleyse bilerek yapan vardır. Tesadüf gitti? Kalmadı. Bak, ölçü bile alıyoruz. Bir şey olması gereken ölçüde ise, çünkü ihtimal çok. Binlerce ihtimal içerisinde olması gereken bir tane var. O da o. Olmuş. O zaman bilerek yapılmış. Dönüyoruz şimdi. Güneş şu anda bu ölçüde her büyüklükte olabilirdi. Ama en olması gereken faydalı ölçü bu. O zaman bu güneş bilerek yapılmıştır. Öyleyse bunu yapan bilen birisidir. Ama hocam güneş çok büyük. Öyleyse onu yapan sonsuz da kudret sahibidir. Tefekkür anladık mı arkadaşlar? Bak hem kudretini anladık, hem bunu yapanın olduğunu anladık. Bütün onu yapabilmek için buradaki benim gözüme kadar bilmesi gerekiyor. Onun etkilerini bilmesi gerekiyor. Bilmeden yapamaz. Yapmış demek ki biliyor. Tamam mı arkadaşlar? Demek ki biliyor. Mesele bu. Yani bu kalemi yapanın bu eli bilmemesi mümkün değil. Bu Demek ki bu ölçü tesadüfen yapılmamış. E şimdi ele gelelim. Ele gelelim. Şimdi eli yok farz edelim şimdi. Bu insana bir el verilecek arkadaş. Hepinize, hepinize bakın. Bu insana bir el verilecek. Ne kadar olsun büyüklüğü? Efendim çok büyük olabilir. Küçük olabilir. Ne kadar olsun? Bilmeden verilebilir mi? Şimdi bu ölçü tam olması gereken ölçü. Bak her çeşit şekilde yapılabilir. Ama en uygununu yapmak bilerek olur. Yani bunu kullanacak adam bunu kullanacak adam gücüne, kalbinden fikrine, görmesine kadar yapacağı işlerin her çeşidine kadar en ideal olanı hepsini bilirse bu ölçüde yapabilir. Demek ki bu eli yapan zat sonsuz ilim sahibi bir zattır. Bütün onları biliyor, ondan sonra bu eli yapmış. Bu ölçüde. Peki kaç tane parmak olsun? Hadi bakalım. El yapılacak. Kaç tane parmak olsun? Karar verilecek ya. Beş tane de olur, on tane de olur, yirmi tane de olur, bir tane de olur. Her olabilir. İşte, şimdi karar verecek. E peki tam olması gereken sayıda yapmak nedir? O bilerek olur. Biliyor. Kaç tane olması Biliyor ki o sayıda yapacak. Şimdi bundan daha iyi parmak mümkün mü? Bakın dört tanesi yan yana bir tanesi karşıda. Niye öyle? Niye öyle? Hepsi de yan yana olsaydı iş görmezdi. O zaman bu karşıya bilerek konmuş. Bunlar yan yana bilerek konmuş. Bak eklemler konmuş. Eklemler olmasaydı bu el iş görmezdi. O zaman eklemler bilerek konmuş. Zaten bilerek olduğu anlaşıldı mı küfür bitmiştir. Bak bir şey tam ölçüsünde ise bilerek yapılmıştır. E öyleyse bak tam ölçüsünde el bütün büyüklüklerin içerisinde tam olması gereken yerde o zaman bilerek yapılmıştır. Efendim şu parmakta üç tane tam, tam üç tane ekme, eklem olması gerekiyor. Ya bak yüzü üç tane var. Tamam. Eklem bilerek konmuştur. Ya bu elde bu parmağın karşıda olması gerekiyor. Başka türlü iş görmez. O zaman o buraya bilerek konmuştur. Rastgelelik yok demek istiyorum. İşte nereye bakarsan bak. Bakalım şimdi. Dünya 24 saatte bir dönüyor mu? Dönüyor. Ya 25'te de dönebilirdi. Efendim 50 saatte de dönebilirdi. 100 saatte dönebilirdi. 10 saatte dönebilirdi. 5 saatte dönebilirdi. Hepsi de mümkün. Mesela karşınızda ay duruyor. Ay ne kadar zamanda bir dönüyor kendi etrafında? Biliyor musunuz? 29 gün işte şu kadar saat. Ayın dönüşü bu. Ay dünyanın etrafında da aynı saatte döner. Saniye şaşmaz kendi etrafında da aynı şekilde döner. Yani ayın bir ayıyla bir günü aynı saniyededir. Dolayısıyla ayın bize bakan yüzü devamlı aynı yüzüdür. Yani aynı yüz döne 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 devamlı aynı yüz döner bize. Yani 29 günde dönüyor kendi etrafında. Dünyada öyle dönebilirdi. Mümkün. Ama hayat olmazdı. Ama hayat olmazdı. Daha hızlı dönseydi 10 saatte bir dönüyor. Dünyada hayat olmazdı. E ama hayatım olması için olması gereken 24 saat. 24 saatte dönüyor. Bilerek konmuştur. Bize bize burası lazım. O zaman bilerek yapılmıştır. Rastgelelik yok. Bir örnek daha vereyim size. Dünyada insan yaratılacak. Daha yok. Boyu ne kadar olsun? Hadi. Düşünün. Boyu ne kadar olsun? İnsanın boyunun ortalama olarak diyelim ki 1.60-1.80 bir bir arası ortalama bir boyu var insanın ortalama boyu. Mesela daha küçükler de var ama onlara cüce diyoruz ki istisnadır onlar. Yani Cenab-ı bize öyle de yaratabilecek göstermiş yani. Ha. Daha küçük olabilirdik. Mesela bir metrelik insan olabilirdik. Yarım metrede insan olabilirdik. Üç metrede olabilirdik. Beş metrede olabilirdik. Peki bu ölçüde olmamız ideal ölçü. Bütün o ihtimallerin içerisinde en uygun ölçü, bütün alemle alakalı senin boyun ölçüsü göstereceğim senin biraz sonra. Bütün onlar bilinmeden bu ölçü verilebilir mi? Verilebilir mi? Ya Türkçesi şu. Şimdi araba mazot yakıyor. Yakacak. Buradaki mazotu yapan adam arabayı bilmeden mazot yapabilir mi ya? Arabaya uygun. Mümkün mü bu? Mümkün değil. Bir de tekerlerinden gider. Bak bu dediğim insanların içinde geçerli bu. Şimdi araba yapıldı. Bakın kaç çeşit araba var. Kreideri var, otobüsü var, kamyonu var, tırı var, taksisi var, bisikleti var, motoru var. Hepsinin tekerleri farklı farklı. Tam o arabaya uygun ölçüde teker takma, takabilmek için ne gerekir? Arabayı, büyüklüğünü, ağırlığını, motorunu, gücünü, püüü, binlerce şey bilirsen o arabaya uygun teker takabilirsin. Başka türlü takamazsın ki. Rastgele takarsan olmaz. Bak şimdi arabayı teker alacak oluyoruz. Tam ona uygun mühendislerin incelemesinin neticesinde bu arabaya bu lazımdır demişler. Biz onu takıyoruz. Rastgele takarsan uygun teker olur mu? Olmaz. E tam uygun teker. İşte o sonsuz, o kadar ilmin neticesinde o bilerek takılmıştır. Tamam mı? Bir daha bak. Araba e şimdi bisiklete teker takacak. Getir bakalım taksi teker tak olur mu? Olmaz. Niye? İşte rastgeledik demek rastgele takılmış. Rastgele demek motor tekeri bisiklet efeye bisiklete bisikletin tekeri zaten taksiye taksinin tekeri tır atan. Öyle bir şey yok ki. Öyle bir şey yok. Benim ayağım bana göre, karıncanın ayağı karıncaya göre, yılanın ayağı yılana göre, devenin ayağı deveye göre. Ha o zaman bilerek takılmışlar. Rastgelelik yok. Anlatabildim mi şimdi burayı? Şimdi ölçüler böyle arkadaşlar. Aleme baktığınız zaman her şeyde bir ölçü görürsünüz. Mesela kışın uzunluğuna bakın. Kışın uzunluğuna bakın. Eğer bir ay daha fazla uzasa hayvanlar aç kalır. Eğer kış bir ay daha uzayacak aç kalırlar. Bu kadar ölçülü tam o kış süresi yetecek kadar otları yaratmak birbirine bağlı. E bu bilerek olur. Adam diyor tesadüf, Tesadüfü kaldırıyoruz işte ha burada. Adam diyor tesadüfe diyor ama nedeninden haber yok. Yani bu şu demek arkadaşlar. Şimdi mesela benim enişteyi burada görüyoruz şimdi. İçinizden bir tanesi rastgele telefon numarası çevirse bizim enişte çıkar mı? Yok. Enişte numarasını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. E rastgele çevir çıksın hadi. Ya hocam olur mu? Ulan o olmuyor da bu nasıl oluyor ya? Ha? Bir tanesi rastgele bir ölçüde olsa denge bozacak, hayat alt üst olacak. Bir tanesi. Biraz önce sizin insandan bahsedecektim. Şimdi insanın boyu bu kadar. Peki şöyle düşünün bakalım. İki misli boyda olsaydık ne olurdu? Hiç düşündünüz mü? Tefekkür. İnsan bugünkü boyunun iki misli olsaydı ne olurdu? Te tefekkür edin bakalım. İki misli olsaydı bineceği arabaların iki misli olması gerekirdi. En azından demir ihtiyacı iki misli olurdu. E şu anda dünyada tam yetecek kadar demir var. O da ölçülü ha. E insanın boyu iki misli olsa da demir yetmezdi. E yemesi iki misli olurdu. E ekmeklerin buğday tarlalarının iki misli olması gerekirdi. E oturduğumuz binaların iki misli olması gerekirdi. Yattığımız yatakların iki misli olması gerekirdi. Kullandığımız masaların iki misli olması gerekirdi. Yani dünya iki misli olması gerekirdi. Bak insan işte insanın boyu ne kadar olsa karar verebilmek için bütün alemi bilmek gerekiyor. Rastgele bir ölçü değil bu. Bütün onları bilen birisinin kararıdır bu. Ölçü bağlı birbiriyle çünkü. Nasıl arabanın tekeri o arabanın motoruyla, bilmem neyle her şeyle bağlantılı ya. Onlara göre o oluyor çünkü. İşte insanın boyuyla dünyanın her şeyi alakalı. O zaman insana tam onlara uygun ölçüyü verebilmek bütün onları bilmeyi gerektirir. Başka türlü veremezsin. E tam verilmiş. O zaman bu ölçüyü veren hepsini biliyor. Öyle bilen bir zattır. Hem de sonsuz bir ilmi olan bir zattır. E bir de istediği gibi yapabiliyor. Gücü olan bir zattır. E iş yapmak görmeyle olur. O zaman gören bir zattır. Nasılmış? Marifetullah görüyor musunuz şimdi? Bak bir tek şeyden nerelere çıkıyorsun? Ölçü adresinin tecellisidir. Alemde her şey ölçülüdür. Yani adl ismi tecelli etmiş. Adl ismi tecelli etmiş. Şimdi buğday tanelerini görüyorsunuz. Bütün dünya besleniyor. Küçücük buğday tanesi. E, peki buğday tanesi iki misli büyük olsaydı ne olurdu? Olmazdı. Olmazdı. O başaklar da onu kaldırmazdı. Her şey alt üst olurdu yani. Yani küçük küçük olması gerekiyor. Büyük büyük olması gerekiyor. Şimdi karpuz elma kadar olsaydı olmazdı. E ceviz elma kadar olsaydı olmazdı. Hani Nasreti Hoca demiş ya. Yahu demiş ceviz ağacına bakmış. Ya koca ağaçta demiş küçücük meyve. Karpuza bakmış. Ula ot da kocaman bir karpuz. Demiş böyle iş olur mu ya bu nasıl iş? Derken kafasına kafasına bir ceviz düşmüş. Tamam demiş ya. Eğer demiş o karpuzu orada olsaydı demiş ben de ölürdüm demiş. Yerli yerince. Bak kulağın büyüklüğü yerli yerince. Gözün büyüklüğü yerli yerince. Saçlar. Her şey bir ölçüye göre. Mesela burada sakal var. Görüyorsunuz değil mi? Kadında niye yok? Kim karar veriyor kardeşim? Kim karar veriyor? Bunların hepsi bir karar. Gözü çukura yerleştiriyor, kulağı dışarı koyuyor. Bu bir karar. Kararı kim veriyor? E, o kararı vermek için bu kadar bilgi lazım. Bu bilgi olmadan o karar verilemez. E vermiş tam yerinde. O zaman ne bu? O zat biliyor. İşte bunu yapan zat biliyor. Sonsuz ilmi var. Bakın şimdi. Marifetullah bu işte şimdi. Demek ki bir, önce bunu yapan bir zat var. Buna tevhid denir. Öyle, ben bunu kim yaptıysa sen de o yapmış. Bütün insanlar o yapmış. Bunu yapan bütün kainatı yapmış. Buna tevhid denir. Var. Bunları yapan bir zat var. Zaten küfür yok diyor. İşte biz ispat ediyoruz ki var. Peki var olduğunu anladık. Ondan sonra bunu yapan zat sonsuz ilim sahibidir irade ediyor, karar sahibidir. Kudretle yapıyor, kudret sahibidir. Efendim bu iş yapmak görerek olur. Görme sahibidir. Aklıma gelmiş bir ölçü daha sana vereyim. Şimdi mesela bu gözü koyduk buraya. Neleri görsün? Ne kadar küçük şeyler görsün? Ne kadar büyük şeyler görsün? Biliyor musunuz? Şimdi o da bir karardır ha. İstediği gibi yapabilir cenab bak. Hak. İstediği gibi yapabilir ama sana uygun olan hangisi? Şimdi belirli bir küçüklüğün altını senin gözün görmez. Mesela sen mikropları, bakterileri baktığın zaman göremezsin. Şimdi size göstereceğim. Şu bardağı görüyor muyuz arkadaşlar? İçinde su da var bakın. Değil mi? Bunun içinde binlerce bakteri var. Binlerce bakteri var. Mikrop var yani. Peki biz bu suyu şimdi içiyoruz da o mikropları görsek içebilir miydik? İçemezdi. İşte senin içemeyeceğini bilen merhametli bir Rabbin var. Sana onu göstermiyor. İsteseydi bu göze onu gösterirdi. Ben size gücü yeter. Ama bak seni düşünmüş, karar vermiş. O kadarını görmesin demiş. Göstermiyor. Görseydin rahat edemezdin. Bu arada bir su içeyim müsaadenizle. Görmeyince ne oluyor? Rahat rahat içiyoruz. Demek ki bu özelliği göze koyan zat aynı zamanda çok rahmeti merhameti olan bir zattır. Anladık mı şimdi? Bak böyle okuyacaksınız alemi ya. İkra'yı o artık fiili hale getireceğiz arkadaşlar. Başka olmaz. Böyle yaşa, yaşa böyle yaşayın ya. Yoksa Demirel bunu demiş, ecebet bunu demiş. Ömür tüketirsiniz ya. Yazık değil mi? Ya? Biz bunları öğreneceğiz, anlayacağız, konuşacağız. Hem hepsi ibadettir, hem hepsi hepsi ebedi hayatta bize sermayedir. Hem de vazifemiz budur ya. Allah ne dedi Cenab-ı Celle Celaluhu? Ben kainatı yarattım bilinmek için dedi. Yani bunlara bakarak beni tanıyın dedi ya. E bu işte odur. Hem de vazifen yapmış oluyorsun. Değil mi? E o zaman e yapalım vazifemizi. Bak şimdi ne dedik? Bu suyun içinde işte bakteriler var mı? Var. Mikroskopla baktım görünüyor. Ama bizim gözümüzü görecek kadar öyle yapmamış. Yapsaydı yandıydık. Bir yandan içmek zorundayız. E bir yandan da ikrah ede ede içecektik. Ama öyle merhametli ki göstermiyor bize rahat rahat içiyoruz. Dönüyorum. Kulağımız. Şimdi Allah kulak yarıyor duysun diye. Hiç duymasak yandık bir de sağırların halini görüyorsunuz. Ne kadar zor bir şey. Merhametinden bize bir kulak veriyor. E peki ne kadar titreşimi duysun bu kulak? Bak ölçüye bak ölçüye. Kardeşim ne diyorum her tarafta bu ölçü var. Bu kulak hangi zayıflıktaki sesleri duysun en fazla? 20 titreşimin üstündekileri duysun. 20 ile 20 bin titreşim arasını duyuruyor cenab bak. O şekilde yaratmış. Ya hocam peki 10 titreşimli sesleri de duysak ne olurdu? Yandıydın. Nasıl yandık? Şimdi sen yattın. Senin vücudunda kalp atıyor. Kan damarlarda dolaşıyor. Onlar 20 titreşimin altında çalışıyor. Mide çalışıyor. 20 titreşimin altında. Eğer senin kulağın onları da duysaydı kafayı yer derlenirdin. Cenab-ı Hak rahmetinden, merhametinden o sesleri duymayacak şekilde sana kulak vermiş. Anladın mı? Demek ki bizi yaratan, kulağımızı yaratan zat çok merhametli bir zattır. Bak marifetullah anlıyor musun bir taraftan da? Hem yaratan var tevhiddir hem de isimlerini anlıyoruz. Çok merhametli, kudreti var, görüyor, işitiyor, biliyor, irade ediyor. Gördünüz mü? E şimdi size soruyorum. Şurada kaç çeşit hakikati birden anladınız mı? Anlayanlar anladı inşallah. Dünyalara sahip olmaktan iyidir arkadaş ya. Şu anda anlattıklarımı anlayın. Eğer anlamazsa tekrar dinleyin. Ve benim verdiğim örnekler ben burada aklıma geleni veriyorum. Ha telefon. Bu da bir ölçü var. Bak insanlarınkinde bile bir ölçü var. E şimdi bu telefon konuşmak içindir ve bu işleri yapmak içindir. Ya kocaman kitap kadar da olabilirdi. E o zaman iyi olur muydu, güzel olur muydu? Takoz diyorlar ya eski yani, telefonlara. Güzel olmazdı. Bunun güzelliği ölçüsündedir. Tam ihtiyaç bir... E, o zaman şimdi bu telefonu yapan adama desen ki... Lan bu telefon kendi kendine meydana gelmiş. Ulan senin parçalar be. Parçalar be. Ulan biz onu buluncaya kadar, yapıncaya kadar ölçüden tehlikeli. Gece gündüz çalıştık ya. Hani bugünkü örnekten yine devam edelim. Tam jet motor yaptılar ya Türkiye'de maşallah. Tebrik ediyoruz. Şimdi onu tabii başlarında Mahmut kardeşimiz olmak üzere belki yüzlerce mühendis tasarladılar. Yıllardır gece gündüz yaptılar. Şimdi onların yanına bir adam gelse görüyor mu ya jet motoru nasıl diyor demirler yan yana gelmiş kendine olmuş bu motor dese o adamı parçalar onlar ya. Değil mi? Ne diyor lan bu deli? Ne kendine kendi olması? Biz gece gündüz kaç senedir çalışıyoruz onu yapmak için. Ne kadar ilimle anca yapabildik. Demezler mi? derler bak şimdi Muhammed Hasan en kardeşim dikkat et şimdi buradaki işe şuna da dikkat edin ha bak adam yıllarca çalışmış mükemmel bir motor ortaya koymuş birisi gelse dese ki bu kendine olmuş lan bu falan dese o adamı parçalamak isterler deli mi bu adam diye yani ha E şimdi sen cana bak bir kuş yapmış Kırlangıç yapmış deve yapmış 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 ha, sonsuz ilimle yapılmış bunlar sonsuz kudretle yapılmış o kafir diyor ki kendi kendine olmuş. Cenab-ı Hak ne yapar o zaman? Bak insan adamı parçalayacak derecede kızıyor. İşte Cenab-ı Hak da bu kafelere öyle kızıyor. Kendi kendine olmuş ha. Onlara öyle gadab ediyor ki affetmem diyor. Bu şekilde ahirete gelirseniz onları affetmeyeceğim diye açık ayet var. Affetmem diyor. Öyle gadab ediyor. Bak gadab ettiğiniz buradan anlıyorsun. Şimdi sen şu telefonu yapan adama de ki Lan kendi kendine nasıl meydana gelmiş bu Diyor lan bu kafa yemiş herhalde ya. Ulan ulan bu telefon kendi kendine olmuyor da kuş mu kendi kendine oluyor? Kelebek mi kendi kendine oluyor? Balık mı kendi kendine oluyor? Balıya Balığa bakın şimdi. Bütün özellikleri o denizde yüzecek şekildedir. Bütün özellikleri. Bilmeden mi yapılmış? Sonsuz ilimle yapılmış. E kendi kendine olmuş dedin mi? İşte onu yaratan zat şiddetle bu kafire gadab ediyor. Ve o şekilde ahirete giderse affetmeyecek. Ebedi yakacağım. Anladık mı arkadaşlar? Hah, durum bu. Şimdi durum bu. Bir de ölçü güzel. Ölçünün dışına çıktığında çirkin oluyor. Çirkin oluyor. Mesela ne var? Mesela adam çalışıyor. Çalışmak güzel değil mi? Güzel. Gece gündüz çalışıyor. Koş babam koş. E, güzel olur mu şimdi bu? Güzel olur mu şimdi bu? Gece gündüz çalışıyor. Olan bunun çoluğu var, çocuğu var, hanımı var, evi var, işi var, başka şeyler var. Vücudunun da hakkı var dinlenmeye. Gece gündüz çalışıyor olur mu bu şimdi? Dengesiz işte çirkin. Ya çalışmak güzeldi ama dengesiz oldu, ölçüsüz oldu, çirkin. Tam tersi döneceğim. İbadet yapıyor adam. Gece ibadet, gündüz ibadet. Gece ibadet, gündüz ibadet. Çocuğunu ihmal ediyor, evini ihmal ediyor, hanımını ihmal ediyor. Olmaz, çirkin olur. Bak hadis var. Hepinizin bildiği bir hadis-i bu. Şimdi adam üç adam gelmişti. Peygamber'in evine Peygamber o anda yoktu. Bir tanesi dedi ki ya Peygamber dedi gelmiş gelecek bütün günahlar affolmuş. Tabi onun ibadeti az olacak tabi dediler yani. E bizim öyle değil. Öyleyse biz bir tanesi dedi ki ben her gün sabaha kadar ibadet yapacağım. Meşhur hadis bu. Bir tanesi dedi ben her gün oruç tutacağım. Bir tanesi dedi ben kadınlarla evlenmeyeceğim. O sırada Peygamber geldi. Tabi peygamberdir Cenab-ı Hak bildirdi. Dedi böyle böyle diyenler siz misiniz? Evet. Dedi ben içinizde en çok Allah'tan korkanım. Buna rağmen gece ibadet yaparım, uyurumda. Gündüzleri oruç tutarım, tutmadığımda olur ve kadınlarla da evlenirim. İşte benim sünnetim budur dedi. Doğru olan o çünkü. İstikametli olan o çünkü. Demek ki sen gece gündüz çalışsan da kötüdür. Gece gündüz ibadet yapsan da olmaz. Denge ve e hocam peki bu dengeyi biz nereden bulacağız? Ha? Evet. Evet arkadaşlar aslında çok kolay. Çok kolay. Şimdi ne dengelidir? Bizim bunu bilmemiz öyle kolay değil. Yani insanoğlu her meselede dengeyi bulması takadenin haricindedir. Onun için Cenab-ı Hak bize doğru olan ölçüleri göndermiş örnek bir insan göndermiş. Demiş ki bak örnek hareket odur ona uyun demiş. Nedir o? Sünneti seniye. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yaptığı hareketleri yaparsan dengel yapmış olursun. Şimdi mesela sen kapıya dokundun elimi yıkadım. Pencereye dokundun elimi yıkadım. Bardağa dokundun elimi yıkadım desen. E bu temizlik güzel ama bu güzel değil. E, peki doğrusu ne? Sünneti seniye. Peygamberimiz hangi durumda yıkamış? Sen de öyle yıkacaksın. Efendim boy abdesti en az haftada bir defa boy abdesti alın demiş. Ölçü o. Ya ben günde iki defa alırım. Olmaz. Ona temizlik denmiyor. Ona hastalık deniyor. İşte o denge her şeyde bilemeyiz ki. Ne kadar yemek yiyeceğiz? Ne kadar uyuyacağız? Ne kadar çalışacağız? Ne kadar ibadet yapacağız? İşte buradaki ölçü Peygamberimiz'in yaptığı hareketlerdir. Sünneti seni yedir. Onun için bize devamlı sünnete uyun, sünnete uyun denmiştir. Sen kafana değil. Sünnet seniye uygun hareket edersen dengeli hareket etmiş olursun. Çok net. Çok net. E onu da hadis-i şeriflerden, siyerden, evet siyer kitaplarından efendim okuyup öğreneceksin. Ne kadar sünnet-i seniyyeye uyarsan o kadar doğru hareket etmiş olursun. Net. Evet günümüzde peygamber olsan kimse dinlemez. Hele peygamber hadisleri red. Efendim hadisler sağlam mı çürük mü vesaire. Kardeşim hiç uğraşma. 1400 senedir bu kadar alim ve ulemanın sağlam dediği hadis-i şeriflere Bugünün bozuk kafalı adamları yüzünden sen de şüpheyle bakma. Bak hepsi sapıttı gidiyorlar. Şimdi bunların böyle olacağı belliydi. Şimdi peygamberi dinlemeyen sapıtır. Kesin. Sapıttılar. E şimdi Kur'an da kelam, Allah'ın kelamı diyor. Tabii öyle olacak zaten. Oraya varacaksın zaten. Sen sapık adamsın. Anladın mı? Onların sapıp gittiği de zaten belliydi. Ama bugün iyice görünür hale gelmiştir. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Bir, ee, cezalarda da ölçü var. Yani dedim ya her alanda ölçü vardır. Mesela cezalarda ölçüye gelelim. Kimur zamanında olsa gerek arkadaşlar. Bu da bir örnek olsun diye söylüyorum. Hırsızların kellesini kestiriyor padişah. Hırsızlığı önlemek için kellelerini kestiriyor. Fakat bakıyor ki hırsızlık gittikçe şey artıyor. Şaşırıyor ya. Ya bu kadar ağır ceza veriyorum hırsızlık artıyor. Alimleri topluyor. Diyor ki alimler ya bu hırsızlığı nasıl önüne alacağız? Diyorlar efendim elini keseceksin diyorlar. Ya ne eli ben kafasını kesiyorum diyor ya. Efendim diyorlar elini keseceksin. <laughs> Anladınız mı? Yani fazla verince de olmuyor. Az da olmayacak fazla da. E ölçü ne? Dinimiz. Dinimiz demiş ki hırsızın şartlar oluşursa elini kesin demiş. Hırsızlığı şak kesip bitiriyor. Tamam mı? Ne demişse o. Şimdi buradan bir şeye daha geldik. Aklıma geldi. Şimdi Cenab-ı Hak kadınlara haklar vermiş. Kadının hakları, erkeğin hakları haklar vermiş. E şimdi adam ya bu kadar hak azdır. Haşa küfre gitme durumu var. Biz kadınlara yeni haklar vereceğiz. Zulmetmiş olursun. Ne o kadına iyilik getirir, ne erkeğe iyilik getirir, ne aileye iyilik getirir, ne topluma iyilik getirir. Mahvettiler toplumu. Niye kadınlara hak veriyoruz? Allah ne vermişse hakkı odur arkadaşlar. Allah'ın verdiği hakkı fazla verirsen de zulmetmiş olursun. Verdiği hakkı vermezsen de zulmetmiş olursun. Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet. Bak burada e, bir de şunu söyleyeyim. Alemde ölçü var ya sayılarda da ölçüler var. Alemde ise devamlı bu ölçüyü bozacak hareketler var. Mesela nasıl? Şimdi balık bir yumurtluyor. 100 bin, 200 bin, milyon yumurta. E bunlar yumurta her birisi balık olabilir. Olsa ne olur? bir e denizde denge bozulur. E hiç bozulmuyor. İşte o balıklardan denizde tam olması gereken miktar neyse onu bırakıyor. Gerisini diyelim ki diğer balıklara rızık yapıyor. E bu bilmeden olur mu? Her an bu her an oluyor. Filmler işte belgesellerde görmüşsünüzdür. Mesela şey vardı. Neydi onun adı? Deniz kaplumbağası. Gözümle gördüğümü söylüyorum size. Şimdi sahile yakın bir yere yumurtluyorlar. Diyelim ki 20 kadar yumurta. Yumurtalar çıkıyor. Çıkan yavru denize doğru gidiyor. Halbuki o çıkan yavru da dünyaya yeni geliyor. Denize inebilir, kara inebilir değil mi? Hiç ters giden yok. İşte dünya öyle müthiş bir yer. Hepsi denize doğru gidiyor. Bu arada yukarıda onlar yemek için kuşlar var. Bekleyip dururlar. Bunlar çıkar çıkmaz hücuma geçiyorlar. Yiyorlar boyuna onları. Efendim kaçını yiyorlar? 17'sini yiyorlar. 3 tanesi denize giriyor. Efendim denize girerken birini daha kapıyorlar derken ikisi hayatta kalıyor. Şimdi burada bir ölçü var. Şimdi önce biz acıyoruz ya yazık oluyor falan diye. Eğer o 21'den denize gitse denize kapınbağa sayısı şiddet süratle artacak denge bozacak. Efendim 17-18'i yiyen kuşlar o iki ise nesli kesilecek. O zaman ne o kuşlar rastgele yiyor, ne o yavrular rastgele gidiyor, ne o iki rastgele kalıyor arkadaşlar. Hepsi bir kontrol altında. Demek ki dünyada şu anda denge devam ediyorsa ki ediyor, sonsuz bir ilim ile o zat an be an tasarruf ediyor. Yani dünya yaratmış bırakmış değil, an be an yoksa denge hemen bozulur hemen bozulur. Bakın şimdi toplumda kadın ve erkeklerin sayısı hemen hemen dengede. Kim karar veriyor? Kim kız olsun, kim erkek olsun? Karışan var mı? Yok. Nasıl dengede gidiyor? O zat an be an tasarruf ediyor da ondan denge devam ediyor. Yoksa denge bozulur. Der. Hiçbir yerde bozulmuyor. Ne Konya'da bozuluyor, ne Ankara'da, ne Türkiye'de, ne Amerika'da. Ya bu denge niye aynı devam ediyor? E, o zatın kontrolü an be an devam ediyor da ondan. Onun için Cenab-ı alemi yaratmış bırakmış değil an be an tasarruf ediyor. Anlaşılıyor mu Muhammed Hasan Ay kardeşim? An be an cenab Hak bu alemde tasarruf etmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu alemde her şey tam olması gereken ölçüde olduğundan anlıyoruz ki her şey bilerek yaratılıyor. Öyleyse her şeyi birden bilen bir zat bu alemi yaratmış ve idare ediyor. Öyleyse benim de bak vücudumda her şey tam ölçüsünde. Demek ki beni de o zat yaratmış ve idare etmektedir. İşte size numune olarak verdiğim örneklerden siz artık tefekkür ederek çoğaltırsanız marifetullah da ve işte tevhid de büyük bir kapı size açılmış olur. Hayırlı mübarek olsun gidenlere. Efendim gitmezseniz de ben vazifemi yaptım derim ve hemen yorumlarımıza bakalım. Okunacak çok yer var bununla ilgili ama e, tabii konu epey ama maksat hasıl olduğu gibi geliyor bana.